Şimdi bir de Webform'dan bahsetmek istiyorum. Bir önceki şeyde başlıkta Windows Form uygulamalarını konuşmuştuk. Ve .NET Framework ilk piyasaya çıktığında bu Windows Form'lar çok yaygındı. Sonra insanlar o kadar alıştı ki buna, Microsoft Web'e geçerken, yani web teknolojilerini daha doğrusu ön plana çıkarırken bu Windows Form'un nimetlerinden yararlanmak istedi. Çünkü çok kişi bunu kullanıyordu ve buradaki alışkanlıkları web'e taşımak istedi. Bunun için ASP.NET Web Form. Daha önce bizim kısaca ASP.NET dediğimiz ama daha sonrasında ASP.NET MVC'nin çıkmasıyla beraber ASP.NET'i, yani eskiden ASP.NET dediğimiz uygulama türüne ASP.NET Web Form dememiz icap etti. Çünkü aradaki farkı ortaya koymak gerekiyordu. İkisi de ASP.NET olduğu için. Bu çerçevede buradaki alışkanlıkları web'e taşıyan Microsoft ister istemez web'in doğasına da belirli yerlerde aykırı davranışlar uygulama içerisinde göstererek bir uygulama geliştirdi. Ve yine ilk etapta müthiş bir başarı elde etti. Büyük bir kitle ASP.NET Web Form uygulamalarını kullanır oldu. Örnek verecek olursak, şöyle ki File New Project deyip bir ASP.NET Web Application oluşturacağımız zaman Web Application şöyle ASP Web Forms diyeyim ki farkını çıkaralım. ASP.NET Web Forms anlamında. Okey diyelim. Bakın şeye çok benziyor. Şöyle ortamı empty web font dediğimizde buna uygun olarak kuracaktır. Dediğim gibi Windows Form'a çok benziyor. Yine sürükle bırak mantığıyla Toolbox'tan getiriyorsunuz. Tek farkı web odaklı olması. Dolayısıyla web'in yaşam döngüsü dediğimiz yapısına uymak gerekiyor. Ama zamanla web form eskidi. Hala geliştirilen projeler görüyorum ben. Özellikle eski projeler veya bir şekilde web formdan ayrılmak istemeyen çok azınlık bir kesim yine web forms'u kullanıyor arkadaşlar. Şöyle hemen bir et web form diyelim. İsmini değiştirmiyorum. Hala kullanıyorlar dediğim gibi. Nedeni de işte bu alışkanlıklardan vazgeçememekten kaynaklı veya eski projeleri bununla yazılmıştır. Mecburen bununla devam ediyordur. İşte yeni nesil artık web sistemleri artık dağıtık yapılara sahip. Yani standartların olabildiğince temiz olması gerekiyor. Fakat web form'da biz bunu göremiyoruz. Yani kendi içerisinde view state'ler gibi ve kendine özgü yapılar gibi bir hantallık söz konusu. O yüzden web form'u bırakıyoruz. Web form'dan farklı şeylere geçiyoruz. İşte MVC gibi yapılara son dönemlerde geçiyoruz. Şöyle ki arkadaşlar, burada da bir design, bir de source kısmı söz konusu. Design'da yine sol taraftan sürükle bırakla tasarımlarınızı yapabiliyorsunuz ama source'da bunun aslında bir karşılığı oluşuyor. Yine HTML'in içerisine gömülü şeyler oluşuyor. Bu daha sonra kullanıcıya kontroller oluşuyor. Daha sonra kullanıcıya bir HTML olarak veriliyor. İşte bir view state ile de ekrandaki şeyi kontrol ediyor. Kontrolleri kontrol eden bir yapısı var. O da hantal bir sistem oluşmasına sebep veriyor arkadaşlar. Mantık olarak dediğim gibi şeye benziyor ve Windows Form'a benziyor. Event bazlı yani. Örneğin butona tıkladığımızda ne olsun gibi kodları yine buraya yazıyoruz.